ılık olan sütü, yaklaşık 35 derecelerdeki sütü önce mayanın üzerine döküyorum. Şekerin bir kısmını içine ilave ediyorum. Yaklaşık 1-2 yemek kaşığı kadarını. Daha sonra karıştırıp bir 5-10 dakika ön mayalanması için bırakıyorum. Bu mayalı karışım biraz kabardıktan sonra ekmeğin yapımına geçeceğim. 440 gram un var ama hepsini kullanmayacağım. Bir miktarını ayıracağım. Daha sonra gerekirse üzerine eklemek için 2 tane yumurtanın sarısını kullanıyorum. Şekerin geri kalanını ilave ettim. Yaklaşık 1 gram tuz var. Daha önceden eritmiş olduğum 30 gram tereyağını da ilave edeceğim. Bütün malzemeleri ekledikten sonra da karıştırmaya başlayacağım. Mayalı sütü ilave ediyorum. Ve 2 tane yumurtanın sarısı. Evet. Şöyle elimiz bulaşmasın istiyorsak bütün hamura birden, önce bir çatal yardımıyla şöyle gelişigüzel olarak karıştırıyoruz. Hamur kendini toparlamaya başlıyor ve bu aşamadan sonra da zaten elimizle yoğurmaya devam edebiliriz. Dolayısıyla hepimizin evinde böyle bir mikser olmasına gerek yok. Bunu da bir gösterdikten sonra şimdi ununu yavaşça ayarlamak adına karıştırmaya başladım. Una ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Geri kalan unu da yavaşça ilave edeyim. Evet, istediğim kıvama geldi. Çok hafif, hala yapışkan bir yapıya sahip. Çok az un alıyorum tezgaha sadece yapışmaması için. Ve yavaşça yoğurmaya başlıyorum. Evet, bunu iyice yoğurduktan sonra artık hamuru mayalanmak için dinlendirebilirim. Yağladığım kabın içerisinde en az 1 saat mayalandırıyorum. 1 saat geçtikten sonra artık şekil verecek kıvama geldi. 4 eşit parçaya böleceğim. Evet. Şimdi her parçadan birer daire şeklinde ince yuvarlak açacağım merdane yardımıyla. Bunları yaparken de ara katlarını kullanacağım. Çikolata kremasını çok az benmari'de biraz daha akışkan bir kıvama getirmek istiyorum. Sürerken daha kolay olsun diye. Çünkü çok ince bir tabaka halinde sürmek gerekecek her kata. İnce bir şekilde 4 tane eşit daire açıyorum. Daireye yakın bir şekil olması yeterli. Çünkü daha sonra elinizdeki herhangi bir yuvarlak kalıpla, bu bir tabak olabilir veya benim birazdan kullanacağım yuvarlak şeklinde bir kelepçe olabilir. Bir sınır belirleyeceğiz. Bir kağıt üzerine alırsak çok daha rahat hareket edebiliyoruz. Birazcık genişletmek istiyorum. Evet, şu kadar büyüklük yeterli. Şimdi sadece kalıp almak için kullanıyorum bunu. Kesmeyeceğiz. Kenarlarından belirgin bir şekilde daireyi görmemiz yeterli. Bu dairenin içerisine eritmiş olduğum çikolata kremasını sürüyorum. Çok ince bir tabaka halinde süreceğim. Çünkü her katına gelecek bundan. Kalıbını belirlediğim yuvarlak şekil içerisinde taşırmadan sürüyorum. Evet, şimdi ikinci hamura yine aynı şekilde yaklaşık aynı büyüklükte bir daire açacağım. Bunu diğer hamurun üzerine yerleştireceğim. Evet, şimdi aynı şekilde bunu diğerinin üzerine yerleştiriyorum. Düzgün bir şekilde. Yine aynı kalıptan yardım alarak üzerine belirgin şekilde bir daireyle belirginleştiriyorum. Bu katın üzerine de yine eritmiş olduğum çikolata kreması geliyor. Evet, ikinci kata da yine aynı şekilde çikolata kreması sürdüm. Yine bir kenar alıp geriye kalan son 2 parça için de aynı işlemi yapıyorum. Bu aşamadan sonra tekrar son bir kere yine aynı kalıptan yardım alıp bu sefer hamuru keseceğim. Kestiğim diğer şekillerin yine aynı boyutunda olmasına dikkat ediyorum. Ve geri kalan kenardaki parçaları çıkartıyorum. Ortasına, tam ortasına bu dairenin, şimdi yuvarlak bir
bardaktan yardım alarak tekrar bir daire çizeceğim. Şu şekilde tam ortasına yerleştirmeye dikkat ediyorum. Hatta onu orada bırakıp daha da iyi bir ölçü alabilirim bu şekilde. Saat yönünde önce 12, 6, 3, 9 şeklinde kesiyorum. Saat 9 yönünde ve 3 yönünde. Şimdi bu parçaları kestikten sonra her bir parçayı tekrar ikiye böleceğim ve aynı paralelde tekrar tam karşına gelen kısımda da yine aynı işlemi yapıyorum. Bu bölümden sonra artık her bir parçayı tekrar ikiye bölüyorum. Evet, bu yapacağımız son kesme işlemiydi. Şimdi bu kesme işleminden sonra artık katlama işlemine geçiyoruz. Her iki eşit parçayı birbirlerinin tersi yönünde katlayacağım. Şimdi ilk bir göstermek istiyorum. Bir, iki kere katlayıp bırakıyorum. Diğer parçayı ters yönünde iki kere katlayıp yine bırakıyorum. Aynı şekilde devam edeceğim. Önce sağa, sonra sola. Şimdi bu son katlama işleminden sonra artık sıra geldi bunları birleştirmeye. Her iki parçayı tepede birleştirip en alt kısımlarından hafifçe yapıştıracağım. Ve bir parça içe doğru iterek sıkıştıracağım. Sırt sırta yapıştırıyorum. Alttaki parçayı içe doğru sokuyorum. Üstteki parça da sivri olarak duruyor. Şimdi hazırladığım bu yıldız şeklindeki güzel tatlıyı pişireceğim tepsiye alıyorum. Üzerini bir örtüyle örtüp yarım saat kadar dinlendireceğim. Daha sonra üzerine daha önce içerisinde kullandığım yumurta sarılarının beyazlarını sürüp çok az susamla birlikte pişirmeye alacağım. Çok az bir yumurta beyazı süreceğim fırça yardımıyla. 180 derece fırında üzeri pembeleşinceye kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirmeye alıyorum şimdi.